Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim evde çok sevilen nefis kuru barbunya yemeğiyle karşınızdayım. Çok lezzetli ve bol proteinli olan barbunya yemeğini sadece yazın değil, kışın da çok güzel yapabiliriz. Şimdi bu videoda sizlere bizim evin nefis kuru barbunya yemeğini göstermek istiyorum. Videomu izlerken beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ve hemen tarifime geçiyorum. İlk önce kuru barbunyayı bir gün önceden ıslatıyorum. Bunun için soğuk su kafi. Bir akşam önceden yaparsanız da kafi. Ama ben genelde daha uzun bekletiyorum. Gündüz ıslatıyorum ve ertesi öğlene böyle kabarmış oluyor. Yani 20 saat falan bekliyor benim barbunyalarım. Böyle kabarmasını beklemekte fayda var. Sindirim sisteminiz için daha sağlıklı böyle. Ve daha sonra hemen tencereme alıp böyle gördüğünüz gibi içine de bol su koyarak haşlamaya bırakıyorum. Ve ilk önce haşladığınız zaman köpüklenecek. Bu ilk köpüğü muhakkak almanız lazım. Ağzı açık böyle kaynatacaksınız. Yüksek hararette köpükleniyor o zaman. Bütün köpükleri, yani çoğu köpüğü almanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz sadece köpük. Bayağı köpük çıktı. Ve şimdi köpüğünü aldıktan sonra kapağını kapatıp altını kısıyorum ve kısık ateşte haşlıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi sadece biraz ışık problemim var şu an. Ama hemen hemen yarım saat sonra çok yumuşadı. Bir gün önceden bekletirsem normal tencerede düdüklüye koymadan çok güzel haşlayabiliyorum. Ve şimdi suyunu döküyorum ve süzüyorum. Başka bir tencereye zeytinyağı alıyorum ve içine küçük kesilmiş soğanları ve soğanları önce hafif kavuruyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra küçük kesilmiş havuçları içine alıyorum. Ve havuçlarla birlikte tekrar biraz kavuruyorum. Bu aşamada kapağını her zaman kapatıyorum. Aroması bence böyle daha güzel çıkıyor. Ve arada biraz karıştırarak tekrar kapatıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Havuçları da biraz kavurduktan sonra sarımsakları içine atıyorum. Bunları böyle iri bir şekilde yuvarlak yuvarlak kestim. Ve hemen ardından biberleri küçük kestim ve içine atıyorum. Bunları da kavuruyorum biraz. Şimdi sıra geldi salçaya. Salçayı da içine alıp karıştırıyorum ve hafif kavuruyorum. Malzemelerin bütün miktarlarını videomun altında infobox'ta tam olarak bulabilirsiniz. Evet, şimdi sıra geldi küçük kesilmiş domateslere. Bunları da içine alıyorum. Hafif karıştırıyorum. Ve ağzını kapatarak sotelemeye bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi sotelendikten sonra sıra geldi haşlanmış barbunyelere. Barbunyeleri de içine alıyorum. Ve barbunyelerle birlikte hafif karıştırıyorum. Ama çok dikkatli karıştırmanızda fayda var. Barbunyeler dağılmasın diye. Ve şimdi suyunu içine alıyorum. Ve karıştırıyorum. Ve baharatlarını. Burada kullandığım değişik baharatlar var. Bunları bilmek istiyorsanız muhakkak videomun altındaki infobox'a bir göz atın. Çünkü bence böyle daha lezzetli oluyor bu baharatlarla birlikte. Ve şimdi kaynamaya bırakıyorum barbunyayı. Ve kaynayınca ağzını kapatıyorum. Ve altını kısıp pişirmeye bırakıyorum. Sadece 15-20 dakika arası kafi oluyor. Çünkü daha önceden barbunyalarımızı haşlamıştık. Ve güzelce kavurdum sebzeleri ve soteledim. Ve çok lezzetli oluyor. Aynen böyle yapıyorum ben barbunyayı devamlı. Ve çok nefis oluyor. Bizim evde de çok seviliyor. Aynı bu tür ve tazesini de hiç aratmıyor. Evet, ben aynen böyle yapıyorum kuru barbunya yemeğini ve herkes çok beğeniyor. Evet, yanına bence pilav çok yakışıyor. Özellikle kuru barbunya yemeğinin ama
Biz pilaki olarak da biraz soğutunca bunu çok seviyoruz. Yani ilk günü pilavın yanına veya ekmekle yiyoruz ve ertesi günü pilaki olarak buzdolabına koyup içine biraz limon sıkıp yenilince şahane oluyor. Ve o zaman 3-4 gün gerçekten faydalanabilirsiniz barbunya yemeğinden. Hem yemek olarak hem pilaki olarak bence çok lezzetli oluyor. Güzel bir barbunya yemeğinin püf noktası nedir acaba sizlerde? Bana göre güzel olmasının için sarımsak olmazsa olmazı güzel bir barbunya yemeğinin. Size göre acaba nedir? Çok merak ediyorum. Muhakkak benimle paylaşın. Evet, bir dahaki videomda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olmayı da sakın unutmayın.